al kızım. Ender'le Selim'e ne yaptınız? Delikanlı, sana hiç adab usulü öğreten olmadı mı? He? Evime geliyorsun ilk defa. Bir destur de, tanışalım. Oyun oynamaya gerek yok Hakkı Bey. Yani sonuçta bunun bir tanışma toplantısı olmadığı belli. Hem siz benim kim olduğumu çok iyi biliyorsunuz. He de. Sen benim kim olduğumu pek bilememişsin. Adamları nasıl kolladığımı bilmez misin? Hı? Eşref gibi saygı duyduğum, sevdiğim bir arkadaşı özellikle de memleketlim öldürüldüğünde. Bakın, eğer öyle bir şey yapmışlarsa emin olun çok iyi bir sebepleri vardır. Şimdi hemen Ender ve Selim'i görmek istiyorum. Biz de bu sebebi senin ağzından öğrenelim istedik. Değil mi Nihat? Öyle Hakkı Bey. Getirin şu herifleri. Lan bunun peyniri azdı. Anlatın bakalım çocuklar. Bizim arkadaşlar ellerini ısıtmak için dövdüler daha. Konuşturmak için dövmeye başladıklarında... işleri bittiklerinde konuşacak haliniz kalmayacak. Başlasınlar mı? He? İkiniz de susuyorsunuz ha? Sustuğunuza göre ikiniz de mevzuyu biliyorsunuz. O zaman bizim arkadaşları yormaya gerek yok. Ha? İkinizden birini eleyelim. Onlar da fazla mesai yapmasın. Şefi. Ender'in suçu yok. O çok sonra geldi yanıma. Aferin Yiğit. İyi eğitmişsin bunları. Birbirlerini satmıyorlar. Bizim de en çok üstünde durduğumuz konu bu. Ha? Olsun istemedim. Hiç kimseyi öldürmek istemedim ben. O zaman neden öldürdün? Bana ne bakıyorsun Yiğit? Yapıyor Hakkı Bey. Benim ne hesabım olur onunla? Benim muhatabım bile değil onlar. Anlat bakalım Nihat Bey. Ha? Neyle tehdit etmişsin? Eşref'in bir görevi vardı ki Selim'in tepesine bindi. Öyle değil mi? Senin beynini dağıtırım lan. Adamımı vurdun bile benim suçumu çıkartacaksın. Nihat! Bu oğlan konuşmadan ölürse sen de bu odadan sağ çıkamazsın. Haberin olsun. Bu işi burada çözeceğiz.
Bu iş çözülmeden kimse bu odadan çıkmayacak. Şimdi kim yanlış yaptıysa bulacağız. Yiğit Satmaviç'e... beni sıkıştırdılar. Eşref tehdit etti beni. Sen de kabul etmedin tabii. Ben kabul ettim. Nihat abiye ait bir defter çaldı. Nihat abinin ipini çekecek şeyler var o defterin içinde. Fotokopilerini çekti, defteri Gül'le geri yolladı. Fotokopilerini de bir yere sakladı. Yediği kaba pisledi anlayacağın. Benim haberim yok. Sen bize defteri getireceksin. İşin başına sen geçeceksin. Buyur al. Samimiyetinden şüphe duymaman için gönderdi Nihat Bey. Şahin, şu kızı getirin. Ya kızın ne işi var burada? Hiçbir alakası yok. Sence? Neden aldın Nihat Bey'in defterlerini Gül Hanım? Bir sebebi yok. Yani rastlantı. Yiğit'in hoşunu gider diye düşündüm. Onun haberi yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.